Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Trump'a suikast girişimi oldu. Dünyadan peş peşe açıklamalar geldi. Rusya ve Çin'den de açıklama yaptı. Biden'ın tam söylemediklerini söylemek isterim dedi. Değerli izleyenler, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski Amerikan Başkanı Trump, mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Şok eden olaya dünyadan tepki yağdı. Rusya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Amerikan eski başkanı ve yeni seçimlerde başkan adayı olan Donald Trump'ın Pensilvanya eyaletindeki Butler kentinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğraması ve hafif yaralanması sonucu dünya liderleri geçmiş olsun mesajları paylaştı. Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski Amerikan Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayda mitinge katılanlardan bir kişi hayatını kaybetti. Amerikan gizli servisi şüpheli bir saldırganın miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıkladı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu saldırıyı suikast girişimi olarak tanımladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in eski Amerikan Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişiminde üzüntü duyduğunu ifadelerine ekledi. Dünyanın dört bir yanından liderler saldırıyı kınayan açıklamalar yayınlarken, Rusya savaşta olduğu Ukrayna'nın en büyük destekçisi Amerika'ya iğneleyici bir gönderme yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'da başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında gelenek olduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.